stüdyoda da konuğum var. Onun bıraktığı yerden devam edelim. O da söyledi. Bugün hala bombardıman da devam ediyor. Ateşkes başlamış değil. Yarına ertelendi. Şimdi gözler bölgede. Bir yandan Filistinliler Gazze'de 47 gündür bombardıman altında insanlar. Korkunç bir trajedi yaşanırken artık bu son bulsun. Artık ateşkes başlasın diye bir bekleyişte. Diğer taraftan İsrail tarafında bebekler, çocuklar var rehineler arasında. Ailesini, yakınlarını bekleyen insanlar da sabırsızca onların verilmesini bekliyor, rehine takasını. Şöyle bir bilgi var. Bu arada Ünal Atabay, güvenlik politikaları uzmanı, stüdyomuzda konuğum. Ünal Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Serap Hanım. Teşekkür ederim. Size hemen dönmeden birkaç bilgi izleyicilerimizle de paylaşayım. İlk aşamada Hamas esirleri Uluslararası Kızıl Haç Komitesi yetkililerine teslim edecekler. Yarın sabahtan itibaren bu takasın başlaması bekleniyor. Yine bir değişiklik ya da bir erteleme olmazsa. Rehineleri de Kızıl Haç'tan İsrail ordusu alacak. Esirler daha sonra yetkililer tarafından bir tıbbi kontrolden geçirilecekler. Ardından da aileleriyle görüşmek üzere İsrail genelinde 5 izole tıp merkezi oluşturulmuş. Bunlardan birine götürülecekler. Orada da aileleriyle buluşacaklar. Bir de güvenlik yetkilileri bilgilendirme amaçlı onlarla da görüşecekmiş. İsrail'den de şöyle bir açıklama var. Her 10 esirin serbest bırakılması çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacak diyor. Diğer yandan İsrail'de 150 Filistinli mahkumu, orada da yine kadın ve çocukların da içinde bulunduğu 150 Filistinli mahkumu bırakma konusunda Hamas'la anlaştı. Hamas'ta yine 50 rehinenin ağırlıklı olarak kadın ve çocuklardan, 10 aylık bebek de var aralarında, onlardan oluştuğunu söylüyor. Son ana kadar tabii herkes diken üstünde, çünkü bugüne kadar birçok açıklamaya uyulmadı da, değil mi Ünal Bey? Yani her ne tabii kadar resmi açıklamaları olsa da, ateşkeste anlaşılmış olsa da, bir yandan da onun gerçekleştiğini görene kadar herkes tedirgin bir şekilde bekliyor. Bakalım olacak mı, sonradan bir aksilik olur mu diye. Siz bu ertelemeyi neye bağlıyorsunuz? Şimdi tabii zaten başlangıçtan itibaren Serap Hanım, bir zorlu bir yoldan geçilerek bu ateşkes ilan edildi. Çok görüşmeler yapıldı. Yani Mısır'da, Katar'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu, evet, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki McGurk temsilcisi, özellikle Mekik diplomasisi, bu konuda çok pazarlıklar da yapıldı. Basına yansıyan, yansımayan, ama neticede biraz zorlu yoldan geçildi. Tabii İsrail'in iç kamuoyu baskısı, İsrail'in şu andaki işte savaş kabinesinin içindeki farklı görüşlerin de etkisiyle beraber karşılıklı, eğer bu ateşkes ilan edildiği takdirde kime ne fayda sağlayacak, kime ne yarar sağlayacak veya kim ne kaybedip kazanacak. Şimdi bu endişeleri de taşıdıkları için çok kolay bir yoldan geçilmedi. Dolayısıyla İsrail'de hatta biliyorsunuz hayır oyu veren kabine içerisinde olanlar da var. Belki istifalar da gelebilir. Belki bir siyasi krize de dönüşebilir bu. Yani o hayır oyu diyenler, bu bizim için bir kayıp olur geldiğimiz noktada. Tabii. Neden ateşkese gidiyoruz mu diyorlar. Rehinelerin de kaybedilmesini göze alarak konuşuyorlar. Ulusal Güvenlik Bakanı mesela en başta bu görüşe katılanlardan birisi. Tabii Hamas'ta da var. Yani Hamas'ın belki içerisinde, biz biraz daha kapalı bir sistem olduğu için bunu yansıyan bir bölümünü görmüyoruz ama var olduğuna dair bilgiler de var. Çünkü ya İsrail'in hem kendi tertiplenme ve hazırlıklarını, yani askeri anlamda bazı yeni bir safhaya geçmesini kolaylaştıracağı yönünde tedirginlikleri ve beklentileri var, endişeleri var. Ama öte yandan İsrail'in de kendi açısından belki bundan bir kazanç sağlaması. Bir defa şimdi ateşkes dediğimiz zaman Serap Hanım ne akla geliyor bizim? Uluslararası hukukta bunun bir karşılığı var. Değerli izleyicimiz buna yabancı değiller. Hepimiz biliyoruz. Ama bunun içerisinde genellikle işte hasta yaraların tahliyesi, olabildiğince işte esirlerin takası gibi, ama esas amaç ateşkeste nedir? Hep barışa giden bir kapının aralanmasıdır. Açılabilmesidir. Yani bu iradeyi ortaya koyabilme arzusudur ateşkeste. Burada öyle bir arzu görüyor musunuz? Bunu göremiyoruz. Çünkü burada neden? Burada şimdi bir taktik anlayışla yapılan bir ateşkes vardı. Bir de stratejik anlamda yapılan bir ateşkes vardı. Bu taktik seviyede biraz daha seviyesi düşük. Yani çünkü taktik, niçin söylüyorum? Bir zaman sınırlaması var. Bir zaman dilimine ayrılmış. Yani 4 günlük diyor. İşte şu koşullar olursa 1 gün daha uzar, 2 gün daha uzar gibi. Ama karşılıklı bir zaman dilimine sınırlandırıldığı için
Bu bir stratejik, yani bir barışa giden yol, bir süresiz ateşkes değil. O zaman bu taktikle kim neyi hedefliyor sizce? Ne hedefliyor? Şimdi İsrail tarafı bence bir, kendi iç kamuoyunu yatıştırmak. Bir siyasi krizi önlemek. Rehineleri getirerek. Tabii. Hı hı. Çünkü rehine noktasında bir baskı var. Yani rehinelerin kurtarılması, rehinelerin kurtarılması için bir ara verilmesi, bir ateşkes ilan edilmesi, sürekli iç kamuoyunda biliyorsunuz Tel Aviv'den Kudüs'e yürüdüler. İç kamuoyunda baskı oluştu, uluslararası alanda da baskı oluştu. Üstelik çünkü parlamentoda terör suçlularına idam görüşülürken rehine yakınlarıyla parlamenterler arasındaki diyaloglar da inanılmaz. Hatta bizim tabii, neden bunu konuşuyorsunuz şu dönemde, bizim ailemizi çocuklarımızı getirin diyenlere siz Hamas'ın sesiyle mi, Hamas evet, namına mı konuşuyorsunuz mealinde İsrailli siyasetçilerin sen ailelere demiş, sert ifadeleri oldu. Epey gerilimli de geçtiğini okuduk. Hakikaten orada tansiyon çok yüksek. Bu tabii yani bu baskının bir sonucu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi oradaki biliyorsunuz vatandaşları da var. Hatta bu teslim olacak olan grubun içerisinde 3 kişi olduğuna dair de bilgiler var. 2 kadın, bir çocuk yönünde. İlk 50 kişilik grubun içerisinde. Özellikle Amerika'nın kendi kamuoyunda da bir baskı oluştu. Yani oradaki işte çifte vatandaş olanlar var. Başka hı hı, ülkelere mensup olanlar var. Hı hı. Biz tabii Katar'ı, Mısır'ı görüyoruz. Amerika'yı görüyoruz. Aslında bunun arkasında başka ülkeler de eklemlenmek suretiyle arka kapı diplomasisini yürüten, baskı yapan ülkeler de var. Hı hı. Ülkeler de oldu. Ya mesela evet, Fransa. Bunlarda 8 vatandaşımız var. Biz acaba bu ilk 50 içerisinde olabilir mi diye. Çünkü hı hı, liste henüz ismen açıklanmıyor. Doğru. Birçok farklı vatandaşlı bir milletten tabii, insan var. 40 ülkeden. Ağırlıklı olarak İsraillilerin, yani başka ülke vatandaşlarının olmadığı yönünde bir ilk bilgi var ama dediğiniz gibi 3 Amerikalının da evet, 50 kişi içinde olacağı yönünde yine var, başka bir bilgi var. Onu yarın göreceğiz net olarak. Şimdi Hamas açısından da bu işte çocuklar ve kadınlar ağırlıklı, anne ve çocuklara odaklı bir ilk kafilede olacaklara dair bilgiler var. Bu ne anlama geliyor? Hamas da bunları tabii ki koruması için, kollaması için, bunları muhafaza etmesi için, gizlemesi, saklaması için bunlara bir enerji ayırıyor. Enerjisini sarf ediyor. Yani muharebe sahası içerisinde esirler size, rehineler aynı zamanda bir pranga oluşturur. Bundan da kurtulmak istiyor. Ama kısmen. Tabii ki onları da kategorize etmiş durumdadır. Hı hı. İşte uluslararası kamuoyu baskısı, iç baskı, daha çok kadın ve çocukların teslimi yönünde olduğu için bir kısmı bunların asker olanlar da var. Tabii ki bunların teslimi konusunda biraz daha aceleci olmayacaklar anlaşılıyor. Çünkü bunları bir pazarlık meselesi yapacaklar. O elindeki kolları bir anda tüketmek istemeyecekti. Rütbeli askerleri Hamas, daha sonra da daha belki şu anda da zaten çok kritik zaten ama şöyle yani bir şey var. İşte bir koz olarak tutmayı sürdürecek. Koz olarak tutacak elinde. Zaten bir de şu var Serap Hanım. İsrail diyor ki hepsini de verseniz savaşa devam edeceğiz. Hı hı. Zaten acı olan da bu. Yani insani dramı maalesef devam ettireceklerini açık açık söylüyorlar. Şimdi en büyük sıkıntı da zaten burada. Ama işte bu bir rahatlama oluşturuyor. Yani kısmi bir rahatlama. Yani işte acaba barışa giden yol için bir umut, bir kapı aralamaya da fırsat yaratır devamı mı? Devamı gelir mi? Uzar mı? Uzar mı? Tekrar uzadıkça gelir mi? Uzadıkça uluslararası baskıda yoğunlaşırsa acaba yeni bir umut doğar mı? Bir de şöyle bir bilgi var. Sadece tabii rehine takası değil. Örneğin zaten çok çok sınırlı bir kere filan akaryakıt içeri sokulmasına izin verilmişti. Yani onu da sadece yardım dağıtmak için, yani hastanelere, diğer ihtiyaç olan noktalara verilmesine izin vermiyordu İsrail. Şimdi düzenli olarak yakıtın gireceği, hatta kuzeye kadar da, yani Gazze'nin her alanına gideceği, bu konuda bir engel çıkarılmayacağı yönünde bir anlaşma var. Ne kadar uyulur? Hep bununla uğraşıyoruz. Ne kadar uyulur onu göreceğiz. İsrail'in bu ateşkes süresince tutuklamalar yapmayacağı yönünde bir vaadi var. Bir de burada hatam varsa düzeltin. Kuzeyde aslında belli bir saatte havadan hava araçları 16, sadece 10 ile 16. Değil mi? 6 saat. 6 saat.
O kadar süre boyunca havadan hiçbir uçuş yok. Yani ateş. Hava sahası kapalı olacak. Evet. Güneyde 4 gün boyunca sürekli olarak ama kuzeyde böyle bildiğim kadarıyla. Evet, doğru. Şimdi bu 4 gün boyunca şöyle de bir haber vardı bugün. Amerika Birleşik Devletleri bu 4 günlük ateşkes süresince eğer içeriye gazeteciler girerse dünyanın buradaki trajedinin boyutunu, korkunç durumu, çünkü aslında içeriden gelen görüntülerle biliyoruz. Gazeteciler de öldü. Gazze şu an bir kapalı kutu. Herkes sınırın dışından tabii. çoğunlukla takip ediyor. Dünyanın bunu görmesinden de biraz rahatsız diye bir haber gördüm. Yani doğru. neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz değil mi bu 4 gün boyunca? Yani şimdi tabii savaş alanına, muharebe sahasına çatışma esnasında gazetecilerin girmesi elbette ki can güvenliği açısından bir risk. Ama çatışmanın olmadığı saatlerde gazetecilerin girmesine bence müsaade edilmeli. Neden? Evet. Çünkü o esnada can güvenliklerini sağlayabilirsiniz. En azından bir rehberlik vasıtasıyla kılavuzlamak suretiyle muharebe sahasındaki durumu yerinde gezdirilebilir. 7 bin kayıptan bahsediliyor yani resmi açıklanan ama istemezler. Efendim? İstemezler. Çünkü oradaki yıkımı, oradaki insani yarattıkları dramı İsrail göstermek istemez. Çünkü biliyorlar ki insanlık suçunu işlediklerini oraya gazeteciler girdiği takdirde uluslararası kamuoyuna, dünyaya oradan daha güçlü bir şekilde haykırılacaktır. Gazetecilerin oradaki birçok delil belgeye ulaşma, görme, gözlemleme fırsatı olacaktır. Bunları dünyaya yayınlayacaklardır. Dolayısıyla bunu istemeyecektir. Çünkü zaten bir baskı altında İsrail bu anlamda. Daha fazla baskıya maruz kalmamak için buna asla müsaade edeceğini düşünemiyorum. Peki bir yeni safhaya geçiş de olabilir ateşkesin ardından dediniz ya. Bunun yeni safhası ne olabilir İsrail için? Artık kuzeyden güneye doğru geçebileceği. İşte zaten güneye de zaman zaman bombardımanlar evet. oldu ama yani alanı genişleteceğinden de endişe ediliyor. Bu büyük bombardımanı daha aşağıya doğru kaydıracağı. Bekliyor musunuz böyle bir adım İsrail'den? Yani şimdi bu İsrail basınında da çıktı. Yani diyor ki işte güneydeki operasyonu, güneye operasyonu kaydırmak için bir fırsat olarak görüldüğüne dair iddialar var. Ama ben biraz daha askeri bir gözle bakıyorum. Güneye ya bu iş için bir fırsat olacağını düşünmüyorum. Eğer İsrail'in zaten oraya ayırdığı bir kuvvetler bellidir, vardır. Oraya tahsisli kuvvetleri ona göre tertiplemiştir. Kuzey ve güney sektörü birbirinden bağımsız ayrı sektör bazında operasyon güçlerini yapacaktır. Yani hatta şunu söyleyebilirim. Eğer İsrail güneye de operasyon yapacaksa askeri gözle baktığım zaman biraz erken olur görünüyor. Çünkü kuzeydeki operasyonun zaten orada hedefine ulaşması. Tabii hedefine ulaşması biraz daha orayı şekillendirdikten sonra belki güneye odaklanacaktır. Bir taraftan tabii şu var. İşte Hamas güçlerinin kuzeyde olduğu, işte onların da güneye geçici. Şimdi Hamas'ın tertiplenmesi de zaten hem kuzey güney sektörü şeklinde onları da ayrı bir şekilde tertiplenmişlerdir. Yani kuzey ve güney geçişkenliğini muharebe sahasında çok kolay yapamazsınız. Bu daha çok operasyonun sonuna doğru, hedeflere ulaşıldığından sonra yapılacak olan faaliyetler. Peki başlangıçta kara harekatı başlamadan önce şöyle konuşuyorduk. Kara harekatına başlarsa İsrail çok büyük zayiat verebilir. İçeride neyle karşılaşacağını bilemez. O yüzden hani riskli de bir şey kara harekatı. Sonra başladı. Evet. Tabii siz bir asker gözüyle belki kara harekatı var, kara harekatı var. Onu da kıyaslayarak bakıyorsunuzdur ama düşünülene göre İsrail ne kadar yani o büyük zararı gördü mü? Çünkü ne kadar açıklamalar doğru olarak yansıtıyor bilmesek de çok büyük zayiat vermiş görünmüyor asker sayısı olarak. Şimdi, tabii, ayrıca Hamas ne durumda onu biliyor muyuz? Çok tabii, sınırlı bilgi var. Hamas'a ne kadar zarar verdi bu kara harekatı biliyor muyuz? Yani bence iki tarafta da sınırlı bilgi var. Hani zayiat açısından evet basına yansıyan açık kaynaklardan takip ediyoruz ama sahadaki derin detaylı bazı takipler yaptığımızda İsrail ordusunun ciddi bir direnişle karşılaştığını söyleyebilirim. Yani Hamas'ın meskun mahallelerde ciddi bir savunma hatları oluşturduğunu, tahkimatı yaptığını hem yer üstündeki tahkimatla hem yer altındaki dehlizleriyle, tünelleriyle
iyi bir organize olmak suretiyle karşı bir sert bir cevap verdiği yönünde bilgiler var. Ama tabii ki buna ne kadar cevap verseniz de Serap Hanım, konvansiyonel büyük bir güç. Sadece bu değil, Amerika Birleşik Devletleri arkasında. Bakın bu şu ana kadar 30 binden fazla top mermisi göndermiş Amerika Birleşik Devletleri değişik çapta. 2000'e yakın sığınak delici mühimmat nakletmiş. Özellikle Kıbrıs'ın üzerinden gelenler var. Yani İngiliz üslerinin bulunduğu Ağrotur üssünden, oradaki Dikelya üssünden nakledilen, transfer edilen kargo uçaklarıyla 40'tan fazla, İngilizler'de 20'den fazla kargo uçağıyla mühimmat sevk etmişler. Teçhizat, ekipman. Hatta son gelen bir grupta da 3500 civarında da gece görüş cihazı var. Şimdi kısacası siz finans gücü var. İsrail tabii ki sırtını küresel bir güce de yaslamak suretiyle çok ciddi bir şekilde destek almış durumda. Buradan da cesaretleniyor. Bu cesaretlenmede işte bu insanlık dramını fütursuzca işleyebiliyor, yapabiliyor. Artık utanmıyor yani bir diğer ifadeyle. Yani bundan sıkılmıyor, çekilmiyor, çok rahatlıkla yapabiliyor. Şimdi böyle bir tablo var. Sonuçta burada İsrail çatışma ateşkesten sonra ne olacak? Bence çatışma daha da artabilir. Neden? Çünkü iç kamuoyu baskısını İsrail ne yapacak? Rehinelerin bir kısmının takas edilmesiyle eli rahatlayacak. Eli rahatladığı zaman muharebe sahasındaki gizlenen, saklanan yerlerdeki risk de azalacak. Dolayısıyla bu iki bileşen ortaya çıktığı zaman İsrail ateşkesten sonra çok daha rahat hareket edecek. İç kamuoyunu kısmen baskılamış. En azından bundan sonraki rehinelerin takası konusunda umut vermiş olacak. Umutlandırmış olacak. Belki bu 4 gün, 5 gün, 6 gün olacak, 7 gün olacak. Biraz daha, bir kısmını daha protestolar teslim olacak. Azalacak belki. Tabii. Rehinelerin ulaşması. Şimdi bir de şu var. 7200 civarında İsrail cezaevinde bulunan Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütü dahil birçok diğer gruplardan da tutuklular var. Bunların bir kısmı işte idari olarak hiçbir mahkemelere çıkarılmadan yatırılanlar var vesaire. Şimdi bunların da teslimi meselesi 150 var. 150 az bu, yani 150 düşününce 50 rehine karşısında 150 mahkum, ama daha çok mahkum serbest bırakılabilirdi yorumu var. Ona ne diyorsunuz? Yarın ayrıca bu takas nasıl olacak? Eş zamanlı olarak teslim edilecek. Eş zamanlı olur tabii. Kızılaç gözetiminde. Şimdi Serap Hanım, geçmişe şöyle bir baktım. 1968'de İtalya'dan Cezayir'e bir uçak kaçırılıyor. O tarihten sonra değişik tarihlerde en az 8-10 olay var böyle. Esir takasının yapıldığı, yani Filistinlerle İsrail arasında mübadele edilen bu tür rehinelerin, esirlerin. Rakamlara şöyle bir baktım. 50 civarında, 53 İsrailli'ye karşılık 7000 civarında Filistinlerin esir, tutuklu, bunları rehine geri aldıkları görülüyor. Daha yakında yani bir kişiye 1100 kişi yine galiba, evet, değil mi? Evet, o en son 1027 kişi 11 Ekim 2011'de yani bu bir askere karşılık, tek bir askere karşılık, evet. 1027 kişi salındı. Hatta ondan önce de videoda gösterilmesi için yaşadığına dair videoda görelim, yaşıyor mu yaşamıyor mu diye. Ona karşı da 1'e 20 teslim edildi. Burada tabii pazarlık yapılan başka şeyler de var belli ki. İşte hava sahasının kapanması, yardımların dağıtılması vesaire vesaire. Belki bunlar da tabii bu takasta, uzlaşı konusunda etkili pazarlık noktaları oldu. Tabii şimdi şöyle, İsrail'in vatandaşının, İsrail açısından bir vatandaşı çok kıymetli kendilerine göre. Bizim için de kıymetli. İnsan her yerde kıymetli. Evet. Ama onlar bunu sahada uygulama açısından böyle bir şeyleri var. Neden? Kendi iç kamuoyunu da bu şekilde rehabilite ediyor. Kendi iç kamuoyunu ikna etmek için, kendi iç kamuoyunu da kontrol etmek için işte 1'e 20, 1'e 1000, 1'e 20, 1'e 50 gibi
bu tür takasları yapmak suretiyle. Şimdi burada da benzer takasları yapmak suretiyle halkına şunu söylüyor. Ey halkım diyor, bakın gördüğünüz gibi diyor, benim diyor bir kişiye karşı ben bir kişi vermem çok önemli değil diyor. Vereyim ama kurtarayım. Kurtaracak ve dolayısıyla savaşa devam diyecek. Ama tabii daha 100-240 rehine olduğundan bahsediliyor. Evet. Hamas zaman zaman 20'den fazla toplamda rehinenin bombardımanlarda öldüğünü duyurdu. Net sayıyı, net kişiyi bilemiyoruz ama 200'ün üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de her 10 esir serbest bırakıldığında bir gün ateşkes uzatılacak. Son olarak kısaca onu sorayım. Böyle bir adım atar mı Hamas? Atabilir. Öyle mi? Atabilir. Şöyle, çünkü Hamas muhtemelen en kritik kendilerince değerlendirdikleri şahısları, rehineleri bırakacaklardır. Onları en son koz olarak, diğerlerini kendilerine engel teşkil etmesin. Yani az evvel ifade ettiğim bir pranga gibi ellerinde kalmasın şeklinde hem teslim etmiş olacaklar, hem karşılığında da en azından işte o İsrail cezaevlerinde yatan tutuklu mahkumları vesaire, rehineleri, gözaltında olanların serbest bırakılmasını sağlamış olacaklar. Zaten Hamas şunu görüyor. İsrail'in rehinelerin tamamını bugün sabahleyin teslim etse de savaşın, saldırının durmayacağını Hamas da biliyor. Hı hı. Dolayısıyla onlar ona göre organize oluyorlar. Hı hı. Yani bu çatışma, İsrail zaten hedefini ortaya koymuş durumda. Çünkü 3 madde açıkladı biliyorsunuz. Diyor ki ben özellikle ateşkes imza, yani müzakereleri devam ederken özellikle Netanyahu söylüyor. Hı hı. Savaşa devam diyor. Evet. Bu da insani dramlara devam edeceği anlamına geliyor. Benim gördüğüm savaş biraz Serap Hanım uzayacak, öyle görünüyor. Yani 6 aydan önce herhalde bitmez, öyle görünüyor. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun değerlendirmeleriniz için.